Herkese merhaba, ben Selena. Ben yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız üzere uygun fiyatlı ürünlerle bir günlük makyaj videosu çekiyorum. Keyifle izlersiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle tıcımı da tıkayım ki uzunluk gelmesin. Tamamen şöyle göz altlarım falan mosmor. Sadece tek bir şey uyguladım bu çekimden önce. Bu da La Roche-Posay'in 50 faktörlü güneş kremini uyguladım çekimden önce cildime. Bir yere giderken güneş kremi uyguluyorum. Kalktığımda da nemlendirici uyguluyorum unutmazsam. Uygun fiyatlı ürünler dedik. Bir önceki videomu da izlediyseniz. Bu L'Oreal'in yeni fondöteni, aslında eski ama yeni uyarlandı içeriği. Infallible'ın fondötenini uygulayacağım. Fırçayla uygulayacağım. Bendeki rengi vanilya rengiydi. Şöyle birkaç pompa alıp. Şöyle bir güzel uyguladım. Ben Sigma'nın F80 fırçasını kullandım. Çok severek kullandığım bir fondöten fırçası. Göz altlarından devam edeyim. L'Oreal'in yine Infallible bu göz altı yeni çıktı. Ya bendekinin artık haline bakın, bitti yani. Ama uygun fiyatlı ürünler için yine böyle son damlasına kadar kullanıyorum. Şöyle bayağı bir ben yoğun seviyorum, yoğun. Şuna şöyle giydirdikten sonra kaşlara geçeceğim artık. Kaş içinde bu Maybelline'in çok çok severek kullandığı brow maskarayı yiyeceğim. Bazen eğer böyle çok vaktim varsa önce kaş pomadıyla geçiyorum. Üstünden bununla geçiyorum ama dediğim gibi bu böyle günlük bir makyaj olduğu için genellikle sadece bununla kaşlarımı uyguluyorum. Biraz fazla mı? Oradan beyaz gibi gözüküyor ama. Şimdi sadece bir eyeliner uygulayacağım. O da benim çok sevdiğim NYX'in Epic Liner'ı. Hiza geçiyorum. Sonra üstünden. Gerçekten bu eyeliner'ı çok seviyorum. Çok güzel, rahat çekiliyor. Bundan başka bir şeyle asla eyeliner çekemiyorum. Hatta geçen gün bitti. Maybelline'in bir tane eyeliner'ı varmış. Ya o kadar kötü oldu ki bütün böyle gözümün üstüne falan çıktı. Panda gibi bir hale yani, korkunçtu. Şimdi maskara uygulayacağım. Tabii ki L'Oreal Unlimited. Bu bayağı bir L'Oreal ve Maybelline oldu. Bundan sonra da öyle bir tane farklı bir marka. İki tane farklı marka var şimdi bundan sonra kullanacağım. Ama bunu çok seviyorum. Hatta bir önceki neydi o? Yine L'Oreal'in. O gitti bile artık. Favorim falan değil bu varken. Makyaj ürünü detoksuna girdim. Rimmelim biter, rimmel alalım. Eyeliner biter, eyeliner alalım.
Zaten genellikle de onları bitiriyorum. Bir de işte concealer'ım bitince, hatta belki makyaj koleksiyonumu izlediyseniz, videomu izlemediyseniz de bir yere koyacağım. Şuraya koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yine de çok concealer'ım var. Belki concealer bile almam yani bitirene kadar. Ama Tarte Shape TV'de yüklenmek istemiyorum. Bitecek diye korkuyorum. Şimdi highlighter uygulayacağım. Bu bakın farklı bir marka. Golden Rose'un. Geçen gün son dönem favoriler videomda bahsetmiştim. Ay, bayağı güzel bir ürün. Açabilirsem. Şunu uygulayacağım. Şöyle Morphe bu highlighter fırçam ama her markanın var. Bulabilirsiniz. Bu tarz fırçalarla uygulamayı ben daha çok seviyorum. Şöyle elmacık kemiklerimi ve kaş bölgemi biraz da dudağımın uç kısmını uyguladıktan sonra allı geçiyorum. O da The Balm'ın Fat Boy'u. Çok güzel bir rengi var. Efsane ve inanılmaz güzel renk veriyor. Bronzer uygulamayacağım ve son olarak nereye geldik? Dudaklara. O da yine Maybelline'in bu çok sevdiğim rujlarından 932 Clay Crush. Efsane bir rengi var. Evet, bu şekilde şunu artık çıkarabiliriz. Günlük makyajım bu şekilde sona erdi. Hızlı, pratik bir makyaj gerçekten bu. Hatta böyle 5 dakikalık makyajlara bile örnek olabilecek türden bir makyaj. Eğer beğendiyseniz videomu butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.